Dehidrasyon sentezi videosunda arkadaşlar belki hatırlarsınız bir glikoz molekülü ile işe başlayıp dehidrasyon sentezi ile bu molekülün başka bir glikoz molekülü ile bağlanması sonucu bir maltoz molekülü elde etmiştik. Glikozları birbirine bağlamaya devam ederek daha uzun glikoz zincirleri de oluşturabiliriz. Kısacası bir monosakkaritle başlayıp ki glikoz buna verilecek en iyi örnektir. Elde ettiğimiz uzun zincirlere biz polisakkarit diyoruz arkadaşlar. Bu zincirlere polisakkarit adı verilir. Size etrafınızda gördüğünüz çok ilginç polisakkarit örnekleri vereceğim şimdi. Özellikle de glikoz polisakkaritleri ya da glikozdan meydana gelen birçok polisakkarit bulunuyor. Örneğin burada bir tabak patates püresi görüyorsunuz ve patates püresi nişasta yani glikoz zincirinden meydana gelmiştir. Görebileceğiniz bir renk kullanırsam daha iyi olacak sanırım. Evet, not ediyorum. Nişasta. Böceklerin ya da ıstakozların dış kabuğu ve buradaki sineğin kanatlarının uç kısımları kitin denilen bir maddeden oluşmuştur ve kitin de glikoz zincirlerinin bir modifikasyonu sonucu oluşmuş bir polisakkarittir. Kaslarımızda nişastaya çok benzeyen ve enerji deposu görevi gören glikojen bulunur. Buna ek olarak bir de selüloz var. Selülozu etrafımızdaki birçok şeyde görmemiz mümkündür. Hemen not edeyim buraya. Selüloz. Kağıt, ahşap, bunların hepsi selülozdan yapılmıştır. Selüloz bitkilerin hücre duvarlarında bulunur. Burada pamuk bitkisinin bir fotoğrafını görüyorsunuz. Pamuk selülozun en saf formlarından biri ve yapısının %90'ı selülozdan e, oluşuyor arkadaşlar. Yani pamuğun yapısının %90'ını selüloz, selüloz pardon, selüloz oluşturur. Eğer bir selüloz lifini yakından inceleyecek olursanız glikoz zincirleriyle karşılaşırsınız. Bu bir glikoz molekülü. Burada bir tane daha var. Evet bakın. Bu zincirlerin dehidrasyon sentezi sonucu oluştuğunu biliyoruz. Nişasta ve selüloz arasındaki temel fark özellikle de bağlarla ilgili olarak nişastadaki yapı dehidrasyon sentezi sonucu oluşurken selülozda glikozlar baş aşağı döner. Örneğin buradaki oksijen yukarıda bu aşağıda, bu yukarıda gibi gibi böyle devam eder. İsterseniz selülozu biraz daha araştırabilirsiniz. Evet, selülozun bu yapıya sahip olmasını sağlayan bir iplikteki kısmen elektronegatif olan oksijenler ile diğer iplikteki pozitif hidrojenler arasındaki hidrojen bağlarıdır. Gördüğünüz gibi Polisakkaritler oldukça ilginç moleküller arkadaşlar. Peki sizce bunları nasıl parçalıyor olabiliriz? Örneğin ben bu patates püresini yedikten sonra enerji elde edebilmek için bunu nasıl glikoza parçalayacağım? Evet arkadaşlar bu hidroliz sonucu gerçekleşir. Hidroliz kelimesine biraz daha yakından bakacak olursak hidro ön eki biliyorsunuz su anlamına geliyordu liz ise parçalamak anlamına geldiği için hidroliz su kullanarak bir şeyi parçalamak anlamına gelen bir kelime oluyor toplamında. Evet. Zaten hidroliz sırasında gerçekleşen şey de tam olarak bu. Bir polisakkaritimiz var ve buna su eklersek aradaki bağlardan birini kırıp buna benzeyen iki yöne doğru da uzayıp giden ve iki ucu da bu şekilde olan bir zincir elde edebiliriz. Su molekülü bu bağı kırmak için parçalanır. Başka bir deyişle dehidrasyon sentezini tersine çevirir. Ne demek istediğimi örneklerle biraz daha net anlatmaya çalışayım şimdi. Burada iki monosakkaritin bir araya gelmesinden oluşmuş bir maltoz molekülü görüyorsunuz. Bu eğer devam etseydi, mesela eğer bu başka, bu da başka bir glikoz molekülüyle bağ yapmış olsaydı, bir nişasta ya da glikojen molekülü elde etmiş olurduk. Ya da eğer bu tersine dönmüş olsaydı ve buna eklenecek diğer glikozlar da bir ters bir düz olarak dizilselerdi, bir selüloz molekülü elde etmiş olurduk. Ama şimdi bu aradaki bağın nasıl kırıldığına odaklanmak istiyorum. Bu gerçekten de dehidrasyon sentezinin tersi. Evet, şimdi küçük bir tekrarda yapmış olacağız. Buradaki oksijenin iki yalın çifti var. Ve eğer doğru bir şeyle karşılaşırsa bir çözeltideki bir hidrojen protonunu yakalayabilir. Bu arada bunun sulu bir çözeltide gerçekleştiğini varsayıyoruz. O yüzden yakından geçmekte olan bir hidronyum molekülünden bir hidrojen protonu alabilir. Bunu yaptığında kovalent bir bağ kurar ve artı bir yükle yüklenir ve bu karbonlara göre özellikle de buradakine odaklanalım. Elektronegatif olan oksijen artı yüklendiği için buradaki elektronları geri almak isteyebilir ve eğer işler doğru bir şekilde ilerlerse bir başka su molekülü. Evet, hidroliz tepkimesi için gerekli olan ve tam o anda oradan geçmekte olan bir başka su molekülü buradaki karbonla bir bağ kurup karbonun paylaşmam için başka elektronlar geldi o halde bunları bırakabilirim diye düşünmesine sebep olur. Evet, buradaki elektronları bırakalım ve geriye ne kaldığına bir bakalım. Ekranı şöyle hemen aşağıya kaydırayım. Aynı renkleri kullanırsam sanırım neler olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Bu bağ, buradaki bağ. Bu oksijen de aslında buradaki oksijen. Kendisine bağlı olan bir başka hidrojen daha olması lazım. Onu da çizeyim. Bu da yaptığı bağ ve bu artı yükü olacak. Sonra buradaki bağ yani elektronlar da buradaki oksijene geri dönecek. Dolayısıyla bu oksijen de bu oksijen olacak. Her şey bu oksijenin bir hidrojen protonu yakalamasıyla başladı. Onu da turuncuyla işaretlersem iyi olacak. Evet, bu oksijen bir hidrojen protonu yakalamıştı. Şimdi buradaki de çözeltiye bir tane geri verebileceği için oradan geçmekte olan bir su molekülü bu protonu yakalayıp bir hidronyum molekülüne dönüştürebilir. Bir hidron protonu aldık, sonra da geri verdik. Bu sırada da buradaki su molekülü aradaki bağı kırmış oldu. Bu pozitif bir yük. Geçmekte olan bir su molekülü de bunu buna verecek ve işte bu kadar. Artık iki tane ayrı glikoz molekülüne sahibiz. Yani ne yaptık? Aradaki bağı kırdık. Bağın kırılması zincirler için ya da buradaki gibi maltozun iki ayrı glikoz molekülüne parçalanması için geçerli olabilir. Az önce de söylediğim gibi buradaki örnek maltoz için geçerli. Ama biyolojideki önemli tepkimelerden biri olan hidrolizle bir sükroz molekülünü bir glikoz ve bir fruktoz molekülüne de parçalayabiliriz. Umarım bu videoyla hidrolizin artık ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamışsınızdır.